merhaba arkadaşlar bu dersimizde 16. ders anlatım Föy içerisinde karışımları ayırma yöntemlerine devam edeceğiz e, mıknatıslamayla ayırma elektriklenme ile ayırma ayrımsal damıtma ile ayırma basit damıtma ile ayırma gibi yöntemleri göreceğiz ve bu başlıklarla ilgili örnekler çözeceğiz şimdi ile özelliği farkıyla aylaştırmada bir kez e, periyodik tabloda 120'ye yakın element var. Bu elementlerin hepsi mıknatıslamaz, mıknatıslanmaz. Mıknatıslanan 3 tane element vardır. Demir, kobalt ve nikel. Bu 3 elemente biz ferromanyetik elementler deriz. Yani mıknatıslama özelliği olan elementlerdir ve mıknatıslama yapılabilecek olan karışımın kesinlikle heterojen bir karışım olması gerekir. Homojen karışımlara asla mıknatıslama uygulanmaz. Mesela demir tozu, bakır tozun karışımı eğer bir heterojen bir karışımsa burada demir tozu mıknatıslanır. Nikel tozu tuz karışımında da nikel tozunla yapacaktır arkadaşlar. Mıknatıslanarak ayrıl ayrılacaktır. Fakat dikkat alaşımlara asla mıknatıslama uygulanmaz. Neden? Çünkü mıknatıslama heterojen karışımları uygulanır. Alaşımlar arkadaşlar homojen karışımlardır. Bunun yanı sıra demir tozu ve kobalt tozu tozu bu iki karışıma da yine uygulanmaz. Çünkü her ikisi de mıknatıslanır. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen örnek 1'e baktığımızda aşağıdaki karışımların ayrışılabilmesi için karşısına verilen yöntemlerden hangisi uygun değildir? Kumlu su arkadaşlar sıvı katı heterojen bir karışımdır. Tanecik boyutu farkı olan süzüme ile ayrıştırılır. Çakıllı kumda Elekten geçirirseniz kum taneciklerinin tanecik boyutu küçük olduğu için aşağı iner, eleğin üstünde çakıl kalır. Tanecik boyutu farkına göre ayırmadır. Benzen su karışımında benzen sıvıdır, su da sıvıdır. Sıvı sıvı heterojen karışımları ayırmada arkadaşlar yoğunluk farkı vardır ve burada da arkadaşlar ayırma hunisi kullanılır. E, şeker tuz karışımını ayırmak için su eklerseniz, bu ikisi de suda çözünür. Çözünürlük sıcaklık farkından yararlanılır. Isıtma veya soğutma ile bunlara Çöktürme işlemi yaparsınız. Bu yöntem ayrımsal kristallendirmedir. Demir bakır alaşımı asla mıknatıslamayla ayrılmaz. E, Alaşımlar arkadaşlar mıknatıslamayla ayrılmaz. Erime noktası farkına göre ayrılır. Mıknatıslama heterojen karışımlara uygulanır. Tamam. Örnek 2'ye bakalım. Demir tozu, kum ve tuzdan oluşan bir karışma sırasıyla işlemler uygulanıyor. X ve Y işlemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi demir tozu, kum ve tuzdan oluşan bir karışım sırasıyla X işlemi uygulandığında demir tozunu ayırıyorsam o zaman burada mıknatıslama yapılmıştır arkadaşlar. Geriye ne kalır? Kum artı tuz kalır. Şuraya tuz yazalım. Şimdi bu su ekleyerek bunların üzerine su eklediğinizde biri çözünecek tuz suda çözünecek. Kum ise suda çözünmeyip dibe çökecektir. Burada yapılan yöntem ise su ekli ye işlemi uygulandığında karışımdan kum ayrılmakta. O zaman ben burada çözünürlük demiyorum. Çünkü çözünürlük tuz artı suya uygulanır. Dibe çöken kumu ayırdığıma göre onu süzme ile ayırırım. Buradaki yöntemde arkadaşlar süzmedir. Dolayısıyla cevabımız C olacaktır. Şimdi diğer bir ayırma yöntemimiz, karışımları ayırma yöntemimiz hal değişim sıcaklık farkıyla ayırma. Şimdi hal değiştirme sıcaklıkları birbirinden farklıdır maddelerin. Burada kaynama noktası farkı vardır, erime noktası farkı vardır gibi farklarla maddeleri birbirinden ayırabiliriz. Şimdi ilk olarak erime sıcaklığı farkıyla ayıştırma. Bir kez erime sıcaklığı birbirine yakın olmayacak arkadaşlar. Erime noktası farkını uygulayabilmeniz için Katı katı karışımlara uygulanan bir yöntem ama erime noktaları asla birbirlerine yakın olmamalı. Mesela burada çinkonun erime noktası 420 derece, bakırın erime noktası 1083 derece. Birbirlerinden fark çok fazla. Dolayısıyla siz bunları ısıtırsanız ilk önce eriyecek olan erime noktası düşük olan çinkodur. E, çinko erir daha sonra çinko tamamen eritildikten sonra karışımdan ayrılır ardından da bakırı elde edersiniz arkadaşlar arkadaşlar tamam Şimdi kaynama noktası farkında ise iki yöntem vardır. Bir basit damıtma vardır bir de ayrımsal damıtma vardır. Basit damıtmanın diğer bir ismini adi damıtma veya destilasyon deriz. Şimdi burada da Belirli bir sıcaklıkta buharlaşma miktarı daha fazla olan sıvıların kaynama sıcaklıkları kesinlikle nedir arkadaşlar? Daha düşüktür. Ve sıvılardaki moleküller arası çekim kuvveti arttıkça kaynama noktası artar. Buhar basıncı azalır. Çünkü kaynama ile buhar basıncı ters orantılıdır. Kaynama noktası arttıkça buharlaşma hızı da azalır. Uçuculuk da azalır. Çünkü kaynama noktasıyla arkadaşlar bu ifadeler Ters orantılı olduğu için. Şimdi e, destilasyon dediğimiz basit damıtma yapılırken arkadaşlar e, basit damıtma düzeni şu şekilde bir düzenektir. E, burada bir sıvı arkadaşlar mesela buraya siz su koyarsınız bu suyu ısıtırsınız. Isıttıktan sonra bu su buharlaşır. Buhar haline gelen su soğutucu içerisine geldiğinde bu soğutucu içerisinde yoğuşmaya başlar ve tekrar su olarak toplama kabında ne yapacaktır arkadaşlar toplanacaktır Biz bu işleme arkadaşlar basit damıtma veya destilasyon ifadesini kullanırız şimdi damıtma dediğimiz düzenek çok eski yıllardan beri kullanılıyor hatta simya çağında Cabir bin Hanyan tarafından damıtmada kullanılan imbik aleti bile ne yapmıştır arkadaşlar geliştirilmiştir Tamam Şimdi bir katının sıvıda çözünmesiyle oluşturulan homojen karışımlar. Mesela ne olsun tuzlu su. Bir katı sıvıda çözünerek elde ettiğimiz homojen bir karışım. Şimdi biz bu karışımdan sadece katıyı elde etmek istiyorsak ne yaparız arkadaşlar? Katıda bu karışımı biz ısıtırız. Isıttığımız katı karışımdan su buharlaşacaktır. Böyle bir durumda arkadaşlar dipte ne kalacaktır? Katı kalacaktır. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar az önce ne dedik biz? Bir kabın içerisinde bir miktar su var. İçerisine tuz attınız ve tuzlu su elde ettiniz. Siz buradaki tuzu elde etmek istiyorsanız bu kabı ısıtırsınız. Isıttığınız zaman su buharlaşır. Ee, ve giden su, su buharlaştıktan sonra dipte ne elde edersiniz arkadaşlar? Katıyı elde edersiniz. Giden suyu tekrar yoğuşturarak geri getirirseniz bu da basit damıtma yöntemidir. Dolayısıyla arkadaşlar katı sıvı homojen karışımlarda hem katı hem sıvı elde etmek isteniyorsa burada uygulanan yöntem basit damıtma yöntemidir arkadaşlar. Ve bu basit damıtma yönteminde ne farkından yararlanılır. Kaynama noktası farkından yararlanılır arkadaşlar. Basit damıtma homojen katı sıvı çözeltilere uygulanabileceği gibi sıvı sıvı homojen karışımlara da uygulanabilir. Yalnız sıvı sıvı homojen karışımlara uygulanabilmesi için kaynama noktaları farkının 40 dereceden büyük olması gerekir arkadaşlar. Şimdi basit damıtma düzeneğinde balondaki katı sıvı homojen karışım ısıtılır. E, buharlaşan sıvı soğutucudan geçerken yoğuşarak toplama kabında toplanır. Toplanan sıvıya ise ne deriz arkadaşlar? Biz destilat. Yani şurada toplanan sıvının ismine de ne diyeceğiz arkadaşlar? Destilat ismini kullanacağız. Tamam. Bakın örnek 3'e bakalım beraber. Aşağıdaki karışımlardan hangisi ayrıştırılırken karşısındaki yöntem uygulanamaz. Kükürt tozu demir tozunda demir tozu mıknatıslanır mıknatıslamayla ayrıştırma uygulanabilir. Su hegzan sıvısı, suyun molekül yapısı polardır, hegzanın apolardır. E, dolayısıyla benzer moleküller olmadıkları için birbirleri içerisinde çözünmezler. Yoğunluk farkı olduğundan dolayı ayırma hunisi ile ayrıştırılabilir. Naftalin su karışımı arkadaşlar heterojen bir karışımdır. Basit damıtma homojen karışımlara uygulanır. Buradaki C şıkkı yanlıştır. Tuz şekeri ayırıştırmak için su eklersiniz. Sıvı içerisinde birden fazla katı çözünüyorsa çözünürlük sıcaklık farkından yararlanılır. Bu ayrımsal kristallendirmedir. Çakılla kumu elekten geçirirseniz kumun tanecik boyutu daha küçük olduğu için eleğin altına düşecektir. Buradaki de eleme olacaktır arkadaşlar. Doğru. Yanlışı uygulanamayan sorulduğuna göre cevabımız C olur. Şimdi dördüncü soruya baktığımızda arkadaşlar bir karışımda demir tozu toz halinde şeker, çakıl taşı ve kum bulunmakta. Bir saniye demir tozu, şeker, çakıl taşı ve kum bulunmakta. Bu karışımın ayrıştırılmasında işlemleri sırasıyla uygulanıyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Tamam. Şimdi ilk olarak mıknatısla ayırıyoruz. Mıknatıslama ile demir tozunu ayırırsınız arkadaşlar. Sonra elekten geçiriyoruz. Eleme ile arkadaşlar eleğin üstünde, eleğin üstünde şeker, çakıl taşı ve kumdan çakıl taşı kalacaktır. Doğru. Üçüncü işlemde kum ve şekerin yoğunluk farkı. Arkadaşlar şimdi kum ve şekeri siz Su eklerseniz 3. işlemde burada çözünürlük farkı vardır. Yoğunluk farkı yoktur. C şıkkı yanlış. Yoğunluk farkının olabilmesi için ikisinin de suda çözünmemesi lazım. Biri dibe batmalı, biri yukarı çıkmalı. Bu olamaz. Dördüncü işlemde süzgeç kağıdında şimdi su eklediğiniz zaman siz şekerli su elde ederseniz dipte de kum kalır. Kuma ayırmak için süzme kullanırsınız doğru. Son olarak da elinizde şekerli su kalır. Şekerli su karışımına da damıtma uygularsınız. Su buharlaşır. Dipte şeker kristalini elde edersiniz doğru. Yanlışı sorduğuna göre cevabımız C olacaktır. Peki ayrımsal damıtma nedir arkadaşlar? Ayrımsal damıtma, kaynama noktaları birbirine yakın olan sıvı sıvı homojen karışımlar uygulanır. Ayrımsal bu karışımlar, kaynama noktaları birbirine yakın olanlar basit damıtma ile ayrılamadığı için ayrımsal damıtma yapılıyor. Ne kadar yakın olacak? Kaynama noktası farkının 40 dereceden az olması gerekiyor. İşte sıvı sıvı homojen karışımlara uygulanan bu yöntem ayrımsal damıtma yöntemidir. Ayrımsal damıtmada arkadaşlar kaynama noktası farkından yararlanılır. Dolayısıyla Burada şuna dikkat edeceksiniz. Ayrımsal damıtma düzeneği dediğimiz düzenek bu düzenektir. Bu düzenekle basit damıtma arasındaki fark şudur arkadaşlar. Bunda fraksiyon kolonu vardır. Fraksiyon kolonu. Fraksiyon kolonu dediğimiz kolon e, basit damıtmada yok. Burada bulunmakta. E, fraksiyon kolonunda cam parçaları var arkadaşlar. Bu cam parçalarına kaynama noktası büyük olan sıvının buharları çarpıyor ve tekrar geriye balonjojeye geri dönüyor. Küçük olan ise arkadaşlar diğer tarafa geçiyor. Ee, şimdi arkadaşlar burada ayrımsal damıtmaya devam edelim. Bakın güzel örnekler verilmiş. İlk önce bu örneklere bakacağım. İlk önce şu birinci paragraf arkadaşlar benim için önemli. Buraya özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Alkollü suyun ısıtılmasına ilişkin grafik burada verilmişti. Şimdi ben bu grafiği size şöyle ifade edeceğim. Bakın mesela şöyle bir kabınız olsun. Daha güzel anlarsınız böyle ifade edersem. İşte burada ben şekli uzun uzun şuradaki gibi çizmeyeceğim. Gerek yok. Ben böyle bir düzenek kurdum arkadaşlar. Şimdi buraya alkollü suyu koyuyorsunuz. Alkollü suyu buraya koyuyorsunuz. Şimdi Kolonyayı size verdim ve sizden şunu istiyorum. Su ile alkolü birbirinden ayırın. Hemen diyeceksiniz ki hocam kolonya sıvı sıvı homojen karışımdır. Alkol artı sudan oluşur. Ben bunu kaynatarak ayırabilirim. Nasıl ayıracağım? Bunu ısıtırsınız arkadaşlar. Isıttığınız zaman alkolün kaynama noktası şuraya yazalım ilk kez isterseniz 78 derece. Suyun kaynama noktası kaçtır arkadaşlar? 100 derece. O zaman ısıttığımda ilk önce alkol kaynayacak. Toplama kabına alkol gelecektir arkadaşlar. Toplama kabına destilat deriz biz. Dolayısıyla buraya alkol gelecek bu kap birinci kapta su kalırken ikinci kaba ne geçti arkadaşlar? Alkol geçti. Hocam ikinci kaba geçen alkol saf mı geçti? Hayır. Her sıcaklıktaki buharlaşmadan dolayı birinci kapta sadece su kalır ama ikinci kaba alkolün tamamı gider. Yanında azıcık da arkadaşlar su gider. Tamam. Dolayısıyla ayrımsal damıtma yaptık biz burada kaynatarak ve burada toplama kabında ilk toplanan madde kaynama noktası küçük olan alkoldur arkadaşlar tamam yani ilk toplanan madde kaynama noktası küçük olan madde olmak zorundadır. Peki diğer paragrafa baktığımızda da buraya da dikkat ediyorsunuz. Petrol arkadaşlar. Ham petrol aslında heterojen bir karışımdır. Ama ham petrolün ayrılmasında içinde bir sürü bileşen var. Mazotundan, benzinine, LPG'sinden o kadar çok bileşen var ki arkadaşlar. Ham petrol heterojen bir karışım olmasına rağmen ayrımsal damıtma yöntemiyle ayrılır. Lütfen buna da dikkat edin. Diğer bir ifade arkadaşlar. Bence bu paragraf da önemli. Mesela burada size desem ki havayı Nasıl ayrıştırırsınız? Hava nedir arkadaşlar? Ben uzun uzun paragraf okumayacağım. Hava bir gaz gaz karışımıdır. %78'i nedir arkadaşlar? Azot gazı. %21'i de nedir? Oksijen gazı. Hemen diyeceksiniz ki hocam bu gaz gaz karışımına ben birinci işlem olarak yüksek basınç uygulayayım. Neden? Hatta kaç basınç? 50 ATM gibi yüksek bir basınç uygularsınız. Bu basınçla arkadaşlar gaz gaz karışımı sıvılaşır. Siz ne elde edersiniz böyle bir durumda? Azot sıvısı artı oksijen sıvısı elde edersiniz. Elde ettiğiniz bu sıvı sıvı homojen karışımdır. Şimdi sıvı sıvı homojen karışıma ne uygularsınız? Ayrımsal damıtma uygularsınız. Ayrımsal damıtmada uygulayarak bu karışımı birbirinden ayırırsınız. Azot gazının arkadaşlar kaynama noktası eksi 195, oksijenin kaynama noktası eksi 183'tür. Ben ayrımsal damıtma uygularsam kaynama noktası ilk önce düşük olan neyi elde ederim arkadaşlar? Azot gazını elde ederim. Dikkat! Ayrımsal damıtma denilince üç örnek aklına gele, aklınıza gelecek. Kolonya, alkolü suyun ayrıştırılması, ham petrolün ayrıştırılması, havada da yine ayrımsal damıtma var arkadaşlar. Tamam. Şimdi bakın örnek 5 ile devam edelim. Tabloda birbiri içerisinde çözünebilen X, Y, Z saf sıvılarının kaynama sıcaklıkları verilmiş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Tamam. Biz bunların kaynama noktalarına göre bir kıyaslayalım mı? Z en büyük ardından Y ardından X. Kaynama noktası ile uçuculuk ters orantılıdır. Dolayısıyla uçuculuğu en büyük olan X, en küçük olan da Z olacaktır. B şıkkı doğrudur. Ayrımsal damıtma yapılırsa bu karışıma Toplama kabında ilk önce kaynama noktası düşük olan x toplanacaktır. Buradaki c şıkkı yanlıştır. x, y, z'den oluşan karışım ayrımsal damıtma işlemi uygulandığında ilk önce x toplanır. Sonra ne toplanacaktır y, en son ne toplanacaktır z. y kaynamaya başladığı anda x tamamen ayrışmıştır. Evet ilk toplanan olduğu için Doğru. X, Y, Z karışımı ayırma hunisiyle ayrıştırılamaz. Kesinlikle sıvı sıvı homojen karışımlar kaynama noktası farkıyla ayrışır. Ayırma hunisi yoğunluk farkında kullanılır. Peki 6. örneğe baktığımızda şekildeki kapların birincisinde 100 ml su. İkincisinde 100 mililitre benzen oda sıcaklığında bulunmakta tamam. Bu kapların her ikisine de 10'ar mililitre karbon tetraklorur ilave ediliyor. Hangisi yanlıştır? Şimdi buraya da ben karbon tetraklorur ilave ediyorum. Buraya da karbon tetraklorur. Sevgili arkadaşlar suyun molekül yapısı polardır. Bakın buraya yazalım. Benzenin molekül yapısı apolardır. Karbon tetraklorur şu şekilde açılır. Karbon tetraklorurun da molekül yapısı apolardır. Şimdi baktığımızda e, su polar karbon tetraklorur apolar olduğu için birbirleri içerisinde çözünmezler heterojen karışım oluşur. Benzen apolar karbon tetraklorur apolar olduğu için çözünme gerçekleşir e, homojen karışım elde edilir. Birinci kapta oluşan karışım ayırma onisi ile ayrılır. Evet, sığısı sıvı heterojen karışım olduğu için yoğunluk farkına göre ve cihaz olarak da ayırma hunisi kullanılır. İkinci kaptaki karışımı oluşturan maddelerin tanecikleri arasında dipol-dipol etkileşimi değil İkinci kapta benzenapolar, karbon tetraklorapolar, indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi yani London kuvveti vardır. D şıkkı yanlıştır. İkinci kapta oluşan karışım ayrımsal damıtma ile mi ayrılır? Kesinlikle. Çünkü birbirleri içerisinde çözündüler. Sıvı sıvı homojen karışım oluştu. Sıvı sıvı homojen karışım kaynama noktası farkıyla ayrılır. Bu da ayrımsal damıtmadır arkadaşlar. Tamam Şimdi yedinci örneğe bakalım. X, Y, Z, X ve Y sıvılarından oluşan bir karışımın Ayrımsal damıtma işleminde sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Tamam. Ee, bu işlemde destilat olarak ilk önce X sıvısı toplanıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İlk toplanan kaynama noktası en düşük olandır. Yani kaynama noktası X küçük Y'dir. O zaman 55 derece kimin kaynama noktası X'i? 78 derecede Y'nin kaynama noktasıdır. X'in kaynama sıcaklığı? 55'tir. Kaynama noktası ile uçuculuk ters orantılıdır. Y'nin uçuculuğu X'ten küçüktür doğru. T1 T2 zaman aralığında X sıvısı karışımdan ayrılmıştı. Bu aralıkta X kaynadığı için doğru. T1, T2 zaman aralığında Y'nin karışımdaki hacimce yüzdesi artar. Çünkü X uçup gidiyor. Y gitmiyor ki. Bundan dolayı Y'nin karışımdaki yüzdesi artacaktır. Doğru. T2, T3 zaman aralığın ısıt zaman aralığında ısıtma kabında yalnız X vardır ifadesi yanlış. Çünkü artık ısıtma kabındaki X gitti, uçtu. Ne kaldı o zaman geriye? Y kaldı. Bundan dolayı E şıkkı Yanlıştır. 8 örneğe bakalım. Şekildeki düzenekte X ve Y sıvılarından oluşan homojen bir karışım ayrıştırılmakta. Düzeneğin toplama kabında Y sıvısı arkadaşlar toplanıyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi toplama kabı şurası. Burada ilk toplanan kimmiş? İlk toplanan Y sıvısı. Şimdi Y sıvısı ise o zaman kaynama noktası ayrımsal damıtma yapılıyor. Bu X, Y sıvılarından oluşan homojen bir karışım ya kaynama noktası farkına göre ayrılacak. İlk toplanan y'nin kaynama noktası x'ten küçük olmak zorunda. Peki burada bir ayrımsal damıtma düzeneydi. Doğru. X ısısının kaynama noktası y'den büyüktür. Doğru. Soğutucu içerisinde şu bölmede. Mesela burada y kaynıyor ya ısıtıyorsunuz y kaynıyor. Kaynayan y buhar olarak buraya geliyor. Soğutucunun vazifesi y'yi sıvılaştırarak toplama kabına göndermek. Doğru. Hangileri doğru? doğrudur denildiğine göre 1, 2 ve 3 ile cevap E şıkkı olur. Dokuzuncu örneğe bakalım. Yukarıda verilen madde çiftleriyle oluşturulan karışımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Tamam. Birinci karışım homojen yapıdadır. Alkollü su homojendir. Buradaki A şıkkı doğrudur. İkinci karışım e, heterojen yapıdadır. Benzen suda çözünmez. Molekül yapıları farklı olduğu için heterojen karışımdır. Üçüncü karışımdaki maddeler sudaki çözünürlük farkıyla bileşenlerine ayrılır. Şimdi Çözünürlük farkı olması için suyun içerisine ilave ettiğiniz katılardan biri suda çözünmeli biri çözünmemeli. Şimdi yemek tuzu suda çözünür. Naftalin ise suda çözünmez. O zaman burada çözünürlük farkı vardır. Doğru. İkinci karışımdaki maddeler ayırma hunisi ile ayrıştırılabilir. İkinci karışımda benzen artı su var. Benzenin molekül yapısı apolardır, suyun molekül yapısı polardır. Bu maddeler sıvı sıvı heterojen karışımı oluşturur. Çünkü birbirleri içerisinde çözünmezler, molekül yapıları farklı olduğu için. Sıvı sıvı heterojen karışımları ayrıştırmada kullanılan cihaz ayırma hunisi yöntem yoğunluk farkına göre ayırmadır. Birinci karışım basit damıtma ile mi ayrışır? Hayır arkadaşlar ayrımsal damıtma ile ayrışır. Ayrımsal damıtma sıvı sıvı homojen karışımlara. Basit damıtma katı artı sıvı homojen karışımlara uygulanır. Buradaki E şıkkı yanlış olacaktır. Son olarak da sizinle birlikte etkinliğimizi yapalım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Aşağıdaki ayrıştırma işlemlerine uygulanan ayrıştırma yöntemiyle eşleştiriniz. Tamam. Pirinç içinde bulunan taşların el yordamıyla ayrılması. Burada ayıklama var. O zaman bir ne ile eşleşecektir? C ile. Birbiri içerisinde çözünmeyen yoğunlukları farklı sıvı sıvı karışımları ayrıştırmada arkadaşlar birbiri içerisinde çözünmeyecek yoğunlukları farklı. Ayırma hunisi kullanılır. Ayırma hunisi G'de var. Tamam e, ee, katının çözündüğü ve çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişme farklı olan karışımları ayrıştırma ayrımsal kristallendirmedir. 3J ile eşleşir. Ee, ardından 4'e bakalım doğru yaptık değil mi? Evet 3J ile eşleşti. Şöyle eleyim ben isterseniz şunları karışmasın. Tamam 4'e bakıyorum şimdi. Homojen katı sıvı karışımların kaynama noktası farkıyla ile ayrıştırılması. Katı sıvıdan oluşan homojen bir karışımsa bu basit damıtmadır arkadaşlar. 4A ile eşleşecektir. Bir karışımdaki maddelerden birini bir çözücü yardımıyla çözüp karıştırıp ayrıştırma işlemi arkadaşlar e, bu özütlemedir, özünü almadır. 5 E ile eşleşecektir. Tamam. Katı katı karışımı uygun bir elek kullanarak ayırma dediğimiz arkadaşlar bizim elemedir. E, nerede geçiyor eleme? İyi de. O zaman 6 E ile eşleşecek. Şöyle şunları da eleyeyim. Gözümüz kaymasın. 7'ye bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Demir tozu, bakır tozu karışımını manyetik olarak ayırmada mıknatıslamadır. 7D ile eşleşecektir arkadaşlar. Peki e, süspansiyon türü katı sıvıların ayrıştırması süspansiyon dediğimiz bizim şeydi kumlu su gibi doğru mu? O zaman bunları nasıl ayırırsanız süzerek ayırırsınız 8'i B ile eşleştirirsiniz. katı katı karışıma yoğunluğu katıların yoğunluğu arasında olan ve bu katıları çözmeyen bir sıvı eklenerek ayrıştırma arkadaşlar bu şeydi odun pardon talaş kum su. Doğru mu? O zaman yüzdürmedir arkadaşlar. Bu örneği gördüğünüz zaman aklınıza ne gelecekti? Yüzdürme. Süzme yöntemiyle sonuç alınamayacak katı sıvı kolloidal karışımların ayrıştırılması. Buna en güzel örnek kandır arkadaşlar. Kan diyalizle ayrıştırılır. 10H ile ayrıştırılır. Şu iyi yaptık herhalde değil mi? 6 ile yapmıştık. Tamam ne kaldı bir tek? Ayrımsal damıtma kaldı. Peki kaynama sıcaklıkları birbirine yakın olan homojen sıvı sıvı karışımları ayrıştırmada ayrımsal damıtmadır. 11'de F ile eşleşecektir.